Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir şapka çalışması yapacağız e, 0-3 ay bebeklerimiz için ya da yeni doğan dediğimiz o grup için kullanabilecek küçük ölçüde bir şapka 65 tane ilmeğimizi alarak başlıyoruz. Daha büyük yaş grubu için örmek isteyen arkadaşlarımız 70-80 ilmekle başlayabilirler. 85-75 şeklinde de ayarlayabilirler. Örecekleri yaş grubuna göre büyütme işlemini yapalım. Dümdüz örüyoruz. Daha sonrasında arkasında şu görmüş olduğumuz kısımları keserek arkayı yanlardan ayırıyoruz. Boyun kısmındaki kurdalimizi geçirdiğimiz yeri ördükten sonra Önde gördüğümüz fırfırlı olan kısmımızı çalışarak şapkamızı kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Bakınız şapkamızın arkası lastiğimizin olduğu bölümler ve tepe noktasının örülerek devam ettiği ilk aşamada ördüğümüz bölüm. Evet kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için Bernat marka ipimi kullanıyorum. İpimizin bileşimi %60 koton, %40 akrilikten oluşmakta. Şöyle baktığımız zaman ipimizin gramı 100 gram bir ip. Sizler dilediğiniz marka iplerle örebilirsiniz. İpimizi örmek için ise 3 numaralı şişimi kullanmaktayım. Hemen 65 tane ilmek alarak örgümüze başlayalım. Ayırıyorum şu şekilde bir tane ilmeğimi alıyorum. İster ilmek almadan da yapabilirsiniz hemen ilk ilmeğim olarak bunu sayıyorum ve epeyce bir uzunlukta ipimi ayırdım. İle iplerimi alıyorum. Bir tanesini başparmağım üzerine, birini işaret parmağıma, diğer e, yüzük ve serçe parmağımla da ipimi tutuyorum. Sırası ile 65 tane ilmeğimi şişime toparlamaya başlıyorum. Evet ilmek sayımızı toparlayınca yeniden görüşelim. 65 tane ilmeğimi şişime toparladım ve hemen örmeye başlayalım. Öncesinde ilmeklerimizi aldıktan sonra şu şekilde bir tane düğümümüzü atalım. Buradaki biraz uzun olan ipimizi biraz daha şöyle kısaltalım. Keselim şu uçtan. Ve hemen örmeye başlayalım. Haroşamızı hangi yönden örüyorsanız o şekliyle örelim. Düz yönden ören arkadaşlarım yine düz yönden, ters yönden ören arkadaşlarımız yine ters yönden örerek e, haroşamızı tamamlasınlar. Şu şekilde örüyorum. Düz yönden örüyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Haroşalarımı örerek e, yeterli ölçüye gelene kadar ilerledim ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 diş haroşamızı ördükten sonra e, şöyle ölçümüze bir bakalım. Sizin ipleriniz farklı olabilir. Büyüklüklerimiz farklı olmasın. Hemen ölçü olarak şöyle görmek istiyorum şişimden tutuyorum 10 santim olduğunu görüyoruz bakınız 10 santim yüksekliğinde ördüm olarak bakalım bu bizim minik bir şapka olacak 03 ay için 28 santimde enini görmekteyim şimdi 65 tane ilmeğimizi başlamıştık 65 ilmeğimizi 3 eşit parça ayırdık 22 22 ve 21 ilmek olarak ayırdım şimdi kesme işlemlerimizi yaparak örmeye devam edelim Artık e, bu şekilde ayırdıktan sonra şapkamızın arka kısmını örmeye başlayacağız. Bakınız buradaki ayar, ayırmamızdaki temel amaç ortadaki bölümden örmeye devam edeceğiz. Her iki taraftaki bölümden ise birer birer ilmeğimizi eksilteceğiz. Biraz ilerleyerek birer birer eksilteceğiz. Daha sonrasında ise e, farklı bir metot uygulayacağız ama şu aşamada yapacağımız işlem bakınız sağ taraftan tamamen örerek geldim hem kendi bölümünü hem ortadaki bölümümüzü burası kalacak olan bölüm sol taraftaki ilk ilmeğimizle ortadaki ilk ilmeğimizi kesiyorum bu tarafı geçmiyorum hemen her ikisini birlikte alıp kesme işlemi yaptıktan sonra geri dönüyorum burasını hiç örmüyorum geri dönüşümü yapıyorum buradaki en son ilmeğimle bakınız işaretimin önündeki ilmeğimle bir tane diğer taraf kenardaki ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum ve bu tarafa geçmiyorum tekrar dönüyorum Buradaki bir sonraki ilmeği tekrar dönüyorum. Bu taraftan bir sonraki ilmeği sürekli bu şekilde gidiyoruz ve buradaki 21 tane ilmeğimizde herhangi bir şekilde fazlalaşma olmuyor. İkisini bir aldığımız için yine bir tane ilmeğimiz devam ediyor. Şimdi ilk ilmeğimizi keserek örmeye başlayalım. Bakınız ortadaki 21. ilmeği diğer taraftaki ilmeğimle hemen örerek ilk kesme işlemimi başlatıyorum. Buradan ayıracımı çıkarıyorum. İlk kesme işlemimi yaptıktan sonra, zaten yerimiz belli olacak. Bakınız, ortanın son ilmeği ile diğer tarafın ilk ilmeğini aynı anda, ben bakınız düz bu şekilde örüyorum. Sizler ördüğünüz şekliyle örün. İkisini bir ilmek gibi ördüm ve örgümün hemen yönünü değiştiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum. Haroşamı düz olarak örüyorum. Sadece arkayı örüyorum şişim ucu takılmakta büyük olduğu için aslında misinalı şişe geçsem takılmazdı işaretime kadar örelim İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim son ilmeğim kaldı hemen işaretimi çıkarıyorum son ilmeğim ve diğer tarafın ilk ilmeğini aynı anda örüyorum bakınız örme yönünüze göre Kesme işlemimizi de ayarlayalım. Buna kesme işlemi de diyoruz. Bakınız bu tarafı bu şekilde eksilteceğiz. Hem bu tarafı hem diğer tarafı. Evet her iki ilmeğimi aynı anda aldıktan sonra örgümün yine yönünü çeviriyorum. Sadece ortayı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Ve diğer kesme işlemimi yaptığım ilmeğe kadar düz örerek ilerliyorum. Haroşasını ters ören arkadaşlarımız tabii ki haroşasını nasıl alıyorsa bu şekilde ilerlesinler. Şuradaki bakınız kesme işlemini yaptığım yere kadar örerek geliyorum kesme işlemini yaptığım ilmeğime kadar örerek geldim şimdi bu kesme işlemimizi yaptığımız ilmeğimizle sol taraftaki ilmeğimi aynı anda alarak örüyorum ve bir tane ilmek bu taraftan eksiltmiş oluyorum hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve ortadan örmeye devam ediyorum sadece ortayı örüyoruz şöyle ilmeğimi alıyorum ipimi arkaya geçiriyorum birer birer diğer ilmeğimin olduğu ya, yani kesme işlemi yaptığım yere doğru ilerliyorum. En son yine kesme işlemini yaptığım ilmeğime kadar örerek geldim. Son ilmeğimle yani ortanın son ilmeğiyle diğer tarafı aynı anda ikisini alıyorum. Bir ilmek olarak örüyorum ve bir tane daha eksiltiyorum. Tekrar geri dönerek biraz buradaki ilmeklerimizi azaltalım. eee azaltmalar her iki taraftan gitmekte. Bakınız şu iki taraftan gitmekte. Ortada 21 tane ilmeğimiz yine sabit kalacak. Evet şimdi biraz eksiltelim. Yeniden görüşelim. Kenar ilmeklerimizi 22'şer 22'şer ayırmıştık. Birer birer keserek ilerledim. Şu kısımda bakınız şapkamızın arka kısmını oluşturdum. 2 4 6 8 10 12 14 tane sağ taraftaki şişimde kaldı. Orta yine 21 olarak devam etti. Sol taraftaki şişimde 2 4 6 8 10 12 ve 14. Artık aşağıya doğru daralmalarımızı fazlalaştıracağız. Onun için hem ortadan bir tane hem dıştan bir tane. Dıştan bir tane zaten keserek gelmiştik ortadaki sayıyı aynı şekilde muhafaza etmiştik. Ortamızı korumuştuk. Şimdi hem ortadaki ilmeklerimizden gelirken ve giderken birer tane e, alarak üçer ilmek örüyoruz ve kesme işlemini her iki yönden de gerçekleştiriyoruz. Hem ortamızı daraltıyoruz hem de kenarlarımızı daraltıyoruz. 7 tane ilmeğimiz kalana kadar her iki tarafta örme işlemimize devam ediyoruz. Şimdi ilk kesme işlemini beraber yapalım. Bakınız bir tane ortadan aldım. Sürekli şuradan yapıyordum kesme işlemimi. Şimdi bir tane ekliyorum. Bir tane ortadan ve kesme işlemimi yaptığım ilmek. Şöyle dıştan girerek alıyorum. Hepsini örüyorum. Tek ilmeğe indirdim. Her iki taraftan birer tane aldım. Hemen örgümün yönünü tekrar çeviriyorum ilk ilmeğimi örmüyorum. Sırası ile diğer ilmeklerimi örerek şuradaki kesme yerime kadar geliyorum. Evet, ortayı ördüm, diğer uca geldim. Kesme işlemimden bir tane önce ortadan alıyorum. Bir ilmek sonrasında alıyorum. 3 ilmeğimizi tek ilmeğe dönüştürüyorum hemen şu şekilde. Ardından giriyorum. Ardından girerek üçünü aldım. Şimdi tek seferde örüyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bu şekilde kenarda 7 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Lora şapkamızın arkasını eksilterek ördüm. Bakınız ee, kenarda 2, 4, 6, 7 Diğer kenarda 2 4 6 7 ortada ise 2 4 6 8 bir tane ilmeğimizi yürütmüştük. Şu an ortada 8, her iki kenarda 7'şer ilmeğim var. Kesme işlemini tamamladım. Şu kısmı örerek başa kadar ilerliyorum. Artık sona yaklaştık. Çeviriyorum uçtan diğer uca kadar haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sona kadar ilerleyelim. Sıramın başına kadar ilerledim. Bir sıra daha ilerleyelim. Normal misinal alayım. Çok masama şişimin ucu değmekte. Sona kadar yine örerek ilerliyorum. Bir sıra daha bu şekilde örelim. Sıramın sonuna kadar örerek tamamladım bakınız. Ortası ve kenarları şurada hafif bir oyuntumuz oldu. Şimdi ilmeklerimizi keserek tamamlayalım. Şöyle görelim. Kesmeden son haline gayet güzel oldu. Bakınız küçük misinalı şişimi aldım. E, Misinalıya gerek yok. Sadece masama e, çok takıldığı için aldım. Daha önce de alsam olurdu aslında. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Örüyorum içerisinden geçirerek kesiyorum. Ya da şu şekilde her iki ilmeğimi de aynı anda alarak kesebiliriz. Dilerseniz tığ ile de örerek kesebilirsiniz. Burayı kapatıyoruz artık. Birer birer kapatalım. Şöyle görelim bakınız. Kesme işlemimizi yaptıktan sonra bakınız arkada hafif bir oyuntumuz var. Şöyle görecek olursak baş mesafesi derinliğimizi görmekteyiz. Şimdi şu kenarlardan birer tane ilmeğimizi çıkaralım. Örgümüzün düz yönündeyim. Şöyle görüldüğü gibi hemen kenardaki şuradaki birer ilmek olan bölümleri görmekteyiz. Bizden taraftaki kanadından girerek alalım şişimizi 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane ilmeği bu taraftan aldım. 22 de diğer taraftan alacağız. Ortadan da biraz ilmeğimizi çıkaralım. 23, 24 aynı yerden alalım girintili çıkıntılı olması 25 26 27 28 29 bir tane atlıyorum bakınız 29 30 31 32 32 tane ilmeğimi aldım Yan tarafa geçiyorum hemen bir tane atlıyorum. 33 34 Yardımcı bir şiş de kullanabilirsiniz. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ve son olarak 54 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Bu 53'tü. Ve en son şuradan da alalım bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Bu ilmek yeterli. Çok fazla ilmeğe gerek yok. Şimdi ipimi bağlıyorum ve örmeye başlıyorum. Evet ipimi aldım. Bakınız ilmeklerimizin çıkıntılı bölümleri şapkamızın iç kısmında dış kısmı daha düzenli durmakta. Şöyle bakalım. Bu kısmı ters olarak örüyorum. Diğer kısmı düz olarak. Şapkamızın tepe kısmını tamamen haroşa olarak örmüştük. Bu arkadaki e, içerisinden e, kordonumuzu ya da kurdalemizi geçireceğimiz yeri bir ters bir düz örerek normal örgümüzü yapıyoruz. Burada haroşa örgü çalışmıyoruz. Evet ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Şöyle düz örüyorum ve başlıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Burası ters yönümüz olduğu için düz yönden ilmeğimizi alarak gelmiştik. Ters örüyorum. Gayet kolay olmakta. 65 olarak başlamıştım, 54 tane ilmek topladım, 11 ilmek eksik. Hiç önemli değil. Şimdi göreceksiniz, haroşa toparlıyor bu toparlamadığı için tam güzel olacak. Evet, sıra sonuna kadar ilerleyelim ters örgümüzle. Son ilmeğimi varana kadar ördüm, en son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgümü hemen çeviriyorum. Şimdi düz olarak örmeye başlayalım bu yönden. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ters, bir düz olarak burayı yeterli ölçü olana kadar örelim. Çift olarak dikeceğimiz için 12 sıra civarında örmemiz gerekmekte. Evet, düz örgümüzü örerek ilerleyelim. Evet, arkamızı ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sıramızı ördükten sonra artık kesme işlemimizi yapabiliriz. 1. ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ve kesiyorum. Örüyorum, kesiyorum. Sıra sonuna kadar kesme işlemimizi yapalım ve arkayı tamamlayalım. Kesme işlemini yaptıktan sonra yeteri kadar ipimizi ayırdım ve şöyle iki kat ederek dikmeye başlıyorum. Katımızın birisi şurada bitmeli bakınız. Şuradaki ilmek aldığımız yerden dikmeye başlayalım kenarımızı dikmeyelim ilk en kenar ilmekten alıyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum elimizde düzelterek bakın şuradan alıyorum karşı taraftan alıyorum kendimden taraftaki bölümünden alıyorum Ve bu şekilde uç noktaya kadar dikişimizi yapalım. Sıramızın bir ucundan başladık, diğer ucuna kadar dikerek geldim. En son düğümümüzü atalım son kısma. Şöyle bir tane kenara çekilerek düğümümü atıyorum. Ve ipimi keserek burayı tamamlıyorum. Şöyle içeriye alıyorum buradaki ilmeği. Şimdi şapkamızın arka kısmını bu şekilde tamamladık. Şöyle bakalım. Ön kısmındaki fırfırlarımız için ilmeğimizi alalım ve fırfır çalışmamıza başlayalım. Arkadan dikişlerimizi yaptıktan sonra şöyle görelim bakınız. Gayet güzel oldu. Önden ilmeklerimizi çıkaralım. Düz yöndeyim. Bakınız. Her bir ilmeğimizin şuradaki uç kısmından birer birer alarak çıkarıyorum bakınız ön kısımda şöyle şişimi takıyorum ipsiz geçiriyorum bakınız çatlamayalım çünkü burada fırfırla bir çalışma yapacağımız için ilmeğe oldukça fazla ihtiyacımız olacak artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz buradan sonuna kadar ilmeklerimizi toparlayalım bir uçtan başlamıştık bakınız diğer ucumuza kadar ilmeklerimizi şişimize takarak geldim bakın haroşamızı hiç yarımlamadık şimdi diğer uçtayım şu kısma dokunmuyoruz hemen ipimizi bağlayarak haroşamızı örmeye başlayalım Burada artışlarımızı yaparak öreceğiz. Önünü fırfırlı istediğimiz için her ilmeği ikişer ikişer örmemiz gerekmekte. Ama fırfırımızın fazla olmasını istiyorsanız bir tanesini iki bir tanesini üç olarak da artırabilirsiniz. Ben aralıklarla üç tane artıracağım. Hepsini iki olarak değil de iki üç e, ilmekte bir tanesini üç olarak örmeyi düşünüyorum. Birinci ilmeğimi Örgümün iç yönünde olduğum için ters olarak alıyorum. Bakınız ters olarak aldım. İlk ilmeğimizi artırmadık. Hemen ikinci ilmeğimi örüyorum. Bir ördüm. Çevirdim. Tekrar şuradan giriyorum. Arkasından bir kere daha örüyorum. İki defa ördüm. Tekrar bir ördüm. Düz örüyorum bakınız. Tekrar öne ilmeği alıyorum yandan girerek bir defa da örüyorum örgü önünüze göre alabilirsiniz çıkartmadan şişten şu şekilde bir iki üçüncü kez tekrar örüyorum ilk ilmeğimizi 3 defa ördüm. bir diğer ilmeğimi 2. Bu şekilde aralıklarla bir ilmeği ikişer arada bir üç olarak artırarak ilerleyelim. Her bir ilmeğimizi ikişer arada bir tane ilmeğimi de üçer örerek sıra sonuna kadar geldim. Yani ilmeklerimi iki katından biraz daha fazlaya çıkardım. Şimdi yeteri kadar örmeye devam edelim. Burayı da haroşa olarak örüyoruz. Haroşanızı hangi yönden alıyorsanız o yönden örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Haroşamı ben düz yönden örüyorum. Arttığım ilmeğin bakınız. Evet yeteri kadar örelim. Evet, Dora şapkamızın ön kısmını da örerek tamamladım. Fırfırlarımızı şu şekilde bakınız. Gayet sık güzel bir fırfır çalışması oldu. Şöyle minik bir e, çiçek yaptım. Kendi e, açık lila rengine uygun Evroli ipimden minicik bir çiçek yaptım ve arkasına bağladım. Şu şekilde sadece bağladım bakınız. Evet şimdi e, şuradaki yuva yapmıştık. Yuvanın içerisine Kurdelemizi geçirelim ve şapkamız kullanılmaya hazır hale gelsin. Şöyle iki kat yapıyorum. organze bakınız kurdele. Şöyle takıyorum. İki kat yaptıktan sonra tek kat yaparsanız zorlayınca yırtılabilir kurdeleyiniz. O yüzden biraz daha uygun olarak ayarlayalım. Elimizde yardım edelim. ilk geçişe ilk geçtikten sonra hiç problemsiz ilerleyecektir bakınız ilk geçişte güzelce el yardımıyla ayarlayalım Evet bu şekilde çıkardım dolimizi bir tane fiyonk olarak düğümledikten sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla kalın inşallah. Yüzünüz hep gülsün. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.